Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün HDP grup önerisi aleyhinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye milli iradenin ortaya konulacağı 16 Nisan'da bir referanduma gidiyor. Bu referandumun Türk devletinin, Türk milletinin bekası için bir çıkış kapısı olmasını biz istiyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ve ilk günden beri dediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak evet diyen, hayır diyen her Türk vatandaşının iradesine saygılıdır. Ve 16 Nisan'da çıkacak olan milli iradenin bizi de herkesi de bağlayacağının bilincindedir. Bu sebeple evet ya da hayır dediği için kimsenin engellenmesini, yani bu referandum kampanyasında kimseye zorluk çıkartılmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabul etmemekteyiz. Bu referandumunda milli iradenin doğru tecelli etmesi için herkesin hür iradesiyle sandığa giderek elini vicdanına koyup oyunu kullanması lazım. Ancak burada hayır kampanyası yapanlar engelleniyor denilerek bazı şeylerin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Terör örgütü üyesi olanların ya da terör örgütleriyle irtibatlı olanlara yapılan adli ve idari işlemlerin hayır kampanyasının engellenmesi gibi gösterilmesini biz kabul edemeyiz. Bugün hayır kampanyası yürütenler baskı altında, bunu kabul edemeyiz. Çünkü hayır kampanyası evet kampanyasından aylarca önce başlamıştır. Hayır kampanyası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli 11 Ekim 2016'da bu 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin ilk işaretlerini verdiği günden bugüne sürmektedir. Evet kampanyası ancak 21 Ocak'ta bu paket Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten, referandum yolu açıldıktan sonra başlamıştı. Bugün asıl baskı evet diyenler üzerinde yapılmaktadır. Yani şimdi çıkmış birçok hayır sözcüsü kampanyası yürütenler özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde hedef kitle olarak belirlemişler ve bizi ihanetle suçlamaktadırlar. Bizi, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ihanetle suçlayanların arşivlere iyi bakması lazım. 2011 seçimlerinden sonra kurulan Anayasa Uzlaşma Paketi Komisyonu'nda kim neler söylediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivlerinde vardır. Herkesin ve bütün milletimizin de bu arşivlere ulaşması mümkündür. Dün orada Türkiye'nin üniter yapısını tehdit edecek birçok değişikliği gündeme getirenlerin, gene birçok mitingde ve seçim çalışmalarında bunları gündeme getirenlerin bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu manada söz etmesi son derece anlamsızdır, tarafımızdan anlaşılamamaktadır. Milletimizin iradesini ortaya koyacağı bir referandumun ikinci kurtuluş savaşı olarak ilan edilmesi, lanse edilmesi kime hizmettir? Bu iddiaları ortaya koyanların çok iyi bir şekilde burada anlatması lazım. 18 maddelik anayasa değişiklik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinden itibaren hayır kampanyası yürüten bazı milletvekilleri Milliyetçi Hareket Partisi grubundaki bütün milletvekillerimizin telefonlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak bizlerin iradesini baskı altına almaya çalışmışlardır. Bize mobbing uygulamaya çalışmışlardır. Bu kampanya halen de devam etmektedir. Avrupa ülkelerine gelince, Avrupa ülkeleri 2010 yılında 12 Eylül 2010'da yapılan referandumda evet kampanyası yürütmüşler. Bu kampanyayı bırakın Avrupa ülkelerinde, ülkemizde bile çeşitli yollarla yürütmenin çarelerini aramışlardır. Ama aynı AB ülkeleri bugün hem hayır kampanyası yürütmekte hem de siyasi partilerin AB ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarımıza yapmak istediği evet kampanyasını engellemektedir. Hani bu sadece iktidar partisine yönelik bir engelleme değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlemek için müracaat ettiği ya da planladığı bütün toplantılar engellenmiştir. Bu bakımdan dün yapılanlarla ilgili bugün farklı tavırlar içinde olan herkesin hayır kampanyasının engellendiğinden bahsetmesi çok burada şaşırtıcıdır. Yine burada ifade edilen
Yusuf Alaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın ve bazılarının kampanyasına Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin ismi kullanılarak bir takım müdahaleler yapıldığı söylenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu müdahalelerle hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Bugün Sayın Genel Başkanımızın bir gazeteye vermiş olduğu röportajda da bu açıkça tekrar Sayın Genel Başkanımızın kendi ifadeleriyle yer bulmuştur. Gene geçtiğimiz günlerde gerek basın mensuplarının sorusu üzerine gerekse grup toplantılarında Sayın Genel Başkanımız bu konunun altını defaatle çizmiştir. Bazıları gündemde kalmak için Milliyetçi Hareket Partisi'ni kullanmaya kalkmasınlar. Herkes kampanyasını kendi yürütmek istediği edep adap içerisinde yürütsün. Kimse kendi kampanyasını Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinden yürütmeye kalkmasın. Böyle bir provokasyonun içerisine Milliyetçi Hareket Partisi bugüne kadar girmemiştir. Bundan sonra da girmeyecektir. Gene tabii ki Türkiye yıllardır terörle mücadele konusunda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Türkiye'de bugün birden fazla terör örgütü Türk devletinin, Türk milletinin birliğine karşı ortak saldırı içindedir. FETÖ, PKK, PYD, DHKPC, DAEŞ gibi bütün terör örgütleri senkronize çalışmaktadır. Böyle bir ortamda terörle mücadelenin Türkiye'de özellikle şu referandum sürecinde herhangi bir provokasyona sebep olmayacak şekilde hükümet tarafından çok iyi koordine edilmesi lazım. Çünkü bu süreçte terör örgütleri Türkiye'de düzenlenen referandum kampanyasını sabot ederek Türkiye'de yeni oyunlarını oynamaya gayret edeceklerdir. Bu bütün terör örgütü sözcülerince Kandil'den de, Irak'tan da, başka yerlerden de bugün Türkiye'de ifade edilmiş ve ifade edilmeye devam etmektedir. Türkiye'nin bu kadar terör tehdidi altında bulunduğu bir süreçte terör örgütlerine karşı yapılan bu operasyonları böyle engelleyecek, o operasyonları etkisiz hale getirecek herhangi bir çağrışım içerisine kimsenin girmemesi gerekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda referandum konusunda bütün fikirlerini çok açık bir şekilde belirtmiştir. Bunu burada Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle bazı hususları tekrar etmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli 18 maddelik anayasa değişiklik paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülürken kuliste basın mensuplarına tansiyonun bu kadar yükseltilmesinin doğru olmadığını, dolayısıyla 18 maddelik anayasa oylaması parlamentodan geçtikten sonra referandum sürecinde bunun da tansiyonun alandaki tansiyonun yükselmesine sebep olabileceğini, dolayısıyla herkesin attığı adımı dikkatle atması gerektiğini ifade etmiştir. Gene herkesin şunu tabii çok iyi bilmesi lazım. 18 maddelik anayasa değişikliği referandumundan sonra bu ülkede hayır çıkarsa evet diyenler bu ülkeyi terk etmeyecek, evet çıkarsa hayır diyenler bu ülkeyi terk etmeyecek. Ortada bir üslup sorunu varsa burada sadece evet diyenleri ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlayarak kimse bir yere varamaz. Aynı şekilde hayır diyenlerin de kendi üslubuna dikkat etmesi lazım. Referandumdan çıkacak kararın meşruiyetini halel getirmeyecek bir üslubun herkes tarafından kullanılması lazım. Oysa anayasa değişikliği ülke gündemine geldiği andan itibaren belirli bir kesim tehditlerle seçmen davranışını şekillendirmek istemektedir. Son günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ve Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ı anayasa değişikliği için yapmış olduğu konuşmaları eleştirenlerin yapmış olduğu konuşmalara çok dikkat etmesi lazım. Halk bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü düşünmez mi? İç savaştan yana mıdır yoksa barıştan yana mıdır? Bu tip açıklamaları yapanların, yani bu bakış açısına göre evet diyenler iç savaştan yanadır ve evet çıkması halinde ülkemizde bir iç savaş çıkacaktır imajını yaymaya çalışanların çok üslubuna dikkat etmesi lazım. Yine bu ülkede devlet partisi inşa edilirse buradan bunun sonucu bir kaos olur diyenlerin bu söyledikleri sözlerin nereye gideceğine çok dikkat etmesi lazım. Neredeyse bir iç savaş arifesindeyiz gibi açıklamaları sıkça kullananların da bu açıklamaların sonuçlarını iyi düşünmesi lazım.
hayır diyen, evet diyen bir takım sanat erbabını da hayırsız çocuklar olarak nitelemenin de yarın ülkemizin birliği bütünlüğü için doğru olmadığını inanıyor. Bu referandumun devletimiz, milletimiz için bir yeni... Teşekkür ederim Sayın Erdoğan.